Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, Gönül Sadası'ndan hepinize hayırlı akşamlar. Bugün yine kıymetli hocam Saadettin Ökten ve bendeniz Kemal Sayar beraberiz. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk efendim, hoş bulduk. Hocam bugün ne konuşalım? Size sorayım ben. Bu sefer siz bir mevzu açın efendim, oradan devam edelim. Ben size oradan sualler sorayım. Peki efendim, bugün bahar konuşalım. Baharı konuşalım. Şimdi şöyle, isterseniz bir küçük açılış yapayım, müsaade ederseniz. Bana göre bahar tabiatın uyanması. Yani işte toprak ısınıyor, nebatlar hayat buluyor, çiçekler açmaya başlıyor. Bilhassa kuşların seslerinden hissediyorum bendeniz baharı. Onlar baharı biliyorlar. Bunlar tabii hayatın görünen kısmı. Güneş daha farklı ışıyor. Gökyüzü parlak, bulutların renkleri değişmiş. Yani yeniden bir canlanma var bütün kainatta. Herhalde hekimler de söylüyorlar ki ruh da bu kainattaki canlanmaya muvazi olarak o da kendi içinde diriliyor. Bedende bir yenilenme, bir tazelenme hissi uyanıyor diye düşünüyor. Hocam içimizin ritimleri dış dünyanın ritimlerini yankılıyor adeta. Yani pek çok insan hava karardığı zaman, erken karardığı zaman daha depresif hisseder. Baharla ve yazla beraber içinde büyük bir coşku oluşur. Gün ışığıyla, güneşe muhatap olmakla içimizin şenliği arasında birebir bir alaka var. Yani tıbbın tespiti budur değil mi efendim? Tabii. Işık ve iyilik hissi arasında alaka var. Hatta o mevsimsel depresyon dediğimiz, kışın gelen depresyonlarda sadece ışık vererek tedavi edebiliyoruz depresyon hastalarımıza. Evet. Tabii bütün bunlar güzel. Çocukluğumuzda, küçükken, ilk gençliğimizde ve o zamandan hatırladıklarımızla birlikte bu baharı idrak ediyoruz. Şunu söylerlerdi, Ya Rabbi senin Cemal ismin tecelli ediyor, Hay ismin tecelli ediyor. Hı. Tabii çocukken bunu çok anlamıyorsunuz. Sonra bu kainatın, bu hayatın, bu canlıların ve tabii ki insanların, nebatların, ışığın, sesin, bu güzelliklerin bir sahibi var. O sahibi yeni bir hayat neşesi insanlara bahşediyor. Ve bu hayat neşesiyle bütün tabiat diriliyor, insanlar da diriliyorlar. Bu aynı zamanda ruha bir nefadır. Ruha bir diriliş esintisidir. Sadece bedensel bir haz değildir bu. Ruha da aynı zamanda bir nefadır, bir hatırlanma, bir tazelenme zamanıdır diye anlatırlardı, söylerlerdi. Ve biz bunları işitirdik, bunlarla yetiştik, bunlarla büyüdük. Etrafımızda tabiatı görecek imkanlar mevcut idi. Özellikle büyük şehirlerde şu anda bu imkanlar fevkalade azaldı. Her yer bir takım mekanik yapı elemanlarıyla dolduruldu. Ama benim çocukluğumda, ki ben İstanbul'da doğdum büyüdüm ve tarihi Yarımada'da, yani bugün Fatih denen kısımda bahçeli evler, bahçeli evlerde ağaçlar, diğer nebatlar, kuşlar ve şehrin sakinleri vardı orada. Hayvanlar da mevcut idi ve insanlarla büyük bir ahenk içinde yaşanırdı. Biz 4 mevsimi şehrin içinde fark ederdik. Özellikle merhametli peder bizi yazlığa götürürdü. Benim hatırladığım yazlık eski Boğaziçi'nde, bu eski Boğaziçi çok mühimdir. Kanlıca ile Çubuklu arasında metruk bir yalı. Onun da kendine göre bir çevresi, bir hayatı, bir tadı vardı. Özellikle ilkbaharlarda bunu çok net görürdük. Ama her zaman söylenen bu hayatın ve bu kainatın bir sahibi var. O Cemal ve Hay isimleriyle tecelli ediyor. Aman evladım, buradaki zahirde kalma, ne yap? Biraz batına doğru in, onun emirlerine ve nehilerine muttali ol, onları takip et, onlara itaat et ve onun muhabbetiyle muhabbetlen. Bahar bize böyle bir güzelliği hatırlatıyordu. Böyle başlayalım isterseniz. Evet, bir yandan Bir yandan da hocam yani sonbaharda yaprakların dökülüp tabiatın ölgünleşmesi, tabii yaşamaya devam ediyor ama ölgünleşiyor. Baharda yeniden dirilmesi, hayatın çevrimlerden ibaret olduğu hissini veriyor bana. Yani insan hayatı da hep bir oluş ve bozuluştan ibaret. Mevsimler var her birimizin hayatında. Toplumların hayatında mevsimler var. Toplumlar serpiliyorlar, büyüyorlar, büyük medeniyetler ortaya koyuyorlar. Sonra inkılap dönemine giriyorlar. Hiçbir şeyden ümit kesmemek lazım diye de anlıyorum ben bunu. Yani insanın da mevsimleri var, toplumların da mevsimleri var. Bugün öyle yazdık, yarın dirile yazarız. Yarın, evet. Yarından her zaman ümit var olmak gerekir. Bizim genel duruşumuz, yani kendi uygarlık dairemizin içinde ümitsizliğe yer olmadığı yönünde bir sanki inancım var benim genel duruşumuz itibarıyla. Böyle bir ümitsizliğin cari olmadığı bu uygarlık dairesine mensup olmakla her zaman ümitli ve aksiyoner bir varoluş üzere olmak gerektiği, dirilişi, baharı hep arzu etmek gerektiği yönünde bir hissiyat oluyor bende. Bilmiyorum siz bu konuda neler söylersiniz? Şöyle toparlayayım isterseniz zihnimdekileri ve gönlümdekileri. Sonbahar olmasa biz ilkbaharı anlayamayız. Bu dünya zıtlar dünyası. Geçen de böyle biraz bir şeyler karıştırırken bu dünyanın zıtlar dünyası olduğunu Esma'daki zıt isimlerle de izah edenler var. Büyük mutasavvıflardan. Esma'da da zıt isimler var. Yani hem öldürüyor hem diriltiyor. Dolayısıyla Esma'da bulunan bu zıt isimlerin mutlaka tecelli etmesi lazım. Yani müsemmasının oluşması lazım. Dolayısıyla ilkbahar eğer dirilişse sonbaharda bir manada kayboluş, ölüş gibi anlamak gerekiyor. Ama biz farkı fark eden mahluklarız. Biz izafi bilgi sahibiyiz. Dolayısıyla birisi olmazsa diğerini anlamamız mümkün değil. Evet. Yine izin verirseniz devam edeyim. Şöyle de düşünüyorum. Görünenin ötesine geçtiğimiz zaman zaten biz artık sadece görünenle sınırlı insanlar, varlıklar değiliz. Görünenin ötesinde görünmeyen var ve o görünmeyen daima hay ve baki. Biz de onun kullarıyız. Mesela eskiden ben hatırlıyorum. Yahya Efendi dergahının son şeyhi birisi, şu anda bilemiyorum o dergahta hala posta bir hazret var mı? Abdülhay Efendi. Böyle isimler konuyordu. Evet. Abdülbaki Efendi. Evet. Yani böyle isimler vardı. Bunlar bize çok şey söylüyorlardı. Hatta yine hatırlıyorum. Orta mektepte Metin diye bir arkadaşımız vardı. Evet. Halbuki onun doğru adı Abdülmetin. Biz böyle kısaltınca bir manada bir konteksten koparıyoruz o kelime. Halbuki bunların hepsi Esma'dan. Dolayısıyla arkadaki büyük kaynağı, her şeyin kaynağını, her şeyin yaratıcısını görünce o zaman zaten aksiyoner olmamak için bir sebep yok. Çünkü onun verdiği enerji, akıl, fikir, duygu, kalp, gönül, irade ile biz hayatın içindeyiz. Hı-hı. Başlangıcını ve sonunu o tayin ediyor. Görünene tabi olup baharda dirilip sonbaharda bir manada kepekleri kapatmaya hiç gerek yok. O yaratılış devam ediyor. Sonbaharda yaratılış durmuyor ki. Dolayısıyla yani Cenab-ı Rabbül Alemin'le irtibatı koparmadığımız zaman düşünmek, duymak ve düşündüklerimizi, duyduklarımızı fikir olarak oluşturup aksiyona geçmek bizim tabii halimiz olmak mecburiyetinde. Bazen insan olarak bir karamsarlığa kapılmak da beşeri bir haldir. Onu da hiçbir zaman reddetmek mümkün değil. Aksi halde biz insanüstü varlıklar oluruz. O zaman da yapacağımız şey ruhumuzu feraha erdirmek için büyüklerimizden yine elem neşrah leke okuyun evladım kendinize üfleyin buyurulmuştur. Biz de öyle yapıyoruz yani. Bir de adam sende macunu varmış, onu da söyleyeyim mi? Aa, buyurun efendim lütfen. O bir şeyhten, bir adam sende macunu. Nasıl bir macun bu? Bir kavanozda bu macun. Nasıl yapıldığını bilmiyoruz ama adı adam sende macunu. Çok sıkıldığın zaman kavanozun kapağını aç, parmağını daldır, bir parmak çal ve ağzına götür. Bu ne? Adam sende macunu. Aldırma gitsin. Niye aldırmayalım? Çünkü o da takdir ilahi. Aldırdığın zaman bedeli ağır olur. Adam sende de iltica et. Bu kadar. Adam sende macun. Adam sende macununu efendim pazartesi günden itibaren danışanlarımıza önermeye başlıyoruz. Evet. bir tertip yazın efendim. Eczaneden alsınlar. Yazalım. Kendimize başta, sonra danışanlarımıza yazalım. Evet. Bu adam sende macununun iyileştirmeyeceği sıkıntı yok gibi geliyor bana. Yok, hakikaten. Evet. Çünkü sahibine havale ediyoruz. Diyoruz ki bizim üzerimizden sahibine gitsin. O ne yapacağını biliyor zaten. Tabii. Sen hocam, sonunu seyreyle diyor Hazret. Sen sonunu seyreyle, ne eylerse güzel eyler diyor. Eylerse güzel eyler. Evet. Aslında yani modern insanın en temel meselelerinden bir tanesi aşırı kontrolcü olması ve kontrol edemeyeceği şeyleri de kontrol etmeye yeltenmesi. Bazı şeyler var ki orada rüzgarla beraber gideceksin. Yani öyle yerler var ki kapıları zorlamanın çok anlamı yok. Öyle yerler var ki sadece teslimiyetle, kendini akıntıya teslim ederek ve olayların seyrini gözlemleyerek bir anlam çıkarabilirsin oradan. Sadece didişmekle bir anlam çıkaramayabilirsin. Bazı yerlerde bırakacaksın. Olaylar bir aksın bakalım, nereye akıyor? Belki de seni götüreceği vadi senin hiç tahmin bile etmediğin çok müstesna bir yerdir. Çok değerli bir yerdir. İnsanda böyle kendi düşünürse en doğrusunu düşündüğü yönünde bir vehim var. Bir de içinde bulunduğumuz halin sonsuza kadar süreceğini zannediyoruz. Buna duygusal hava tahmini deniyor psikolojide. Çok güzel. Duygusal hava tahmini. Yani neşeliysek sonsuza kadar neşeli kalacağız zannediyoruz. Mutsuzsak sonsuza kadar mutsuz kalacağız zannediyoruz. Halbuki haller gelip geçiyor. Gökyüzü sabit ama bulutlar gelip geçiyor. Gökyüzü benim benliğim, varlığım. Ama bir gün yağmur yüklü bulutlar geliyor. Bazen daha hafif bulutlar geçiyor. Ama haller gelip geçiyor. Dolayısıyla ana takılıp kalmamak, her anın öğrettiğini dinlemek, daha ruhsal bir zaviyeden konuşuyorum. Anlardan bir şeyler öğrenip kendimizi geliştirmek ve zaman zaman da hale teslim olmak lazım sanki. Evet, şimdi bu bağlamda şöyle de düşünmemiz lazım. Bir bahar yaşıyoruz inşallah, başladık yaşamaya. Bu baharın tadını çıkaralım. Yani çünkü her yaşadığımız mevsim bize bir şey öğretiyor. Yani ben hatırlıyorum eski baharları. O baharlar da bana bir şey öğretti. Ama bu yaşımda bu baharı ilk defa yaşıyorum ve başka da yaşamayacağım. Evet. Yani genç yaşınızda yaşadığınız bahar size başka bir şey öğretiyor. Orta yaş başka bir şey öğretiyor. İleri yaştaki bahar başka bir şey öğretiyor. Dolayısıyla ve bu baharı burada bize yaşatan, hayatın ve ölümün sahibi bize bir şey murad ederek bu baharı yaşatıyor. Tabii. O şeyin ne olduğunu yakalamamız lazım. Yani hayat ve bahar ileri bir yaşta ne anlama geliyor? Onu ancak bu yaşta yaşayan insan anlayabilir. Baharın hakkını vermek suretiyle. Üzerinde düşünmek. Bu düşünmek sadece fikri bir düşünmek değil. Duygusal bir akışa da biraz evvel söylediniz. Kendimizi bırakmamız lazım. Mevsimin kendi çizgisi içerisinde bir deneyim sahibi olmamız lazım. Her türlü endişeyi bir kenara bırakarak en azından belli bir zaman ve her zaman söylemeye çalışıyorum, o zamanın sonuna bir başka iş koymaksızın. Bir kalbi açılış olur mu onu bilmem. Ama olabilmesi için varlığın endişe taşımaması lazım. Bir sonraki vakitte şuraya yetişeceğim, şu işi göreceğim vesaire gibi. Bu akış içerisinde bir manada tabiatın, tabii daha doğrusu onun arkasındaki deruni kurgunun, ilahi muradın sesini dinlememiz lazım. O bizi eğitiyor. Bir hocam bir söz daha geldi aklıma. Geçenlerde sosyal medyada da paylaşmıştım. Brezilya'da kimi yerliler kaç yaşındasın anlamına yaşamın kaç kez çiçeklendi diye soruyorlarmış. Yani çiçeklerin açtığını kaç defa gördüysen o kadar o yaştasın. Mesela takvim yaşın 70, 75, 100 ama çiçeklerin açtığını kaç defa gördün? Kaç defa çiçeklere dikkat kesildin? Belki bir, belki üç, belki beş. Fark ettin mi, fark etmedin mi değil mi? Açıl çiçekler hep açılıyor. Tabii. Gözünün önünden geçen bahara kaç defa dikkat kesildin değil mi? Evet. Bunu eski Türklerde de böyle bir şey varmış. Yani kaç yaşındasın sorusunun yerine kaç bahar gördün derlermiş. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Siz böyle söylerken aklıma son yani ileri yaşadığım bir tecrübe geldi. 2008 senesi Amerika'dayız. Tabii gurbet. Birkaç ay kaldım. Çok uzun değil. Gün batımını seyrediyorum evin bahçesinden. Yaşı bana yakın bir komşu var. Ona dedim ki o Amerikalı ama. Dedim ki bakın ne kadar güzel bir gün batımı var. Öyle ama dedi benim işim var bilgisayarda. Benim o işi görmem lazım. Ve döndü gitti o işini görmeye. Ben sonra şöyle düşündüm. Yani Allah o insanı bilgisayardaki işiyle meşgul ediyor. O işin işte bir Amerikan projesi mutlaka. Ben ne olduğunu bilmiyorum. Çünkü o da üniversitede çalışıyordu. Ama bendenizi de kendi işiyle meşgul ediyor. Gün batımı oradaki harikulade hadisat, gökyüzü, bulutlar, ışıklar. Bu hani başlıyor şimdi Melul akşamda. Son ışıklarla bulutlar cem gidiyor Haşim. Şu bakır zirvelerin ardından bir süvari gidiyor kan rengi. Başlıyor şimdi Melul akşamda son ışıklarla bulutlar cengi. Bu süvari, bulutlar, ışıklar, bu cenk büyük bir kurgu. Ve bunu kullar görsün diye yarattı. Yoksa o da çok mekanik bir şekilde güneşi pat diye düşürür, kapatabilirdi. Hiç şüphe etmiyorum kudreti. Buna fevkalade yani yeter, artar bile. Ama ve sadece bu dekoru, bu muhteşem manzarayı insan fark edebiliyor. Diğer canlılar bunu fark edemiyorlar. Yani Cenab-ı Rabbül Alemin grup vaktini hepsini zaten şafağı, grubu, günü, geceyi hepsini insan için halketti. Oradaki estetik unsuru ancak insan fark edebiliyor. Niye hakkını vermeyelim? Tabii. Çiçeği, böceği, kuş sesi, bülbül sesi, kainat dirildi. Şimdi ben bahçeli bir yerdeyim. Burada kumrular var. Guk 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 guk. Ne diyor diyorum. Allah hay diyorlar diyor içimdeki bir ses. Biyolog da bunlar diyor işte cilveleşiyorlar, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Herkes kendi baktığı noktadan görüyor. Bana da bu noktayı kendim bulmadım, büyüklerim söylediler. Yine küçük bir fıkra, siz seversiniz fıkraları, tabii, bana da müsamaha gösteriyorsunuz, sağ olun. Eski zamanda bir tüccarla bir derviş vapura binmişler, Yalova'ya gidiyorlarmış, yandan çaplı vapur. İstim buharlı, evet. Fıs 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 çalışıyor. Ne konuşacaklar, işte ne yaparsın, ben demiş tacirim, ben de dervişim, şöyle böyle. Yahu demiş birader, bu makine ne diyor? Tacir diyor ki aldı da vermez, aldı da vermez, aldı da vermez. Meğer adam çok borç var mı? Borcu var. Borç vermiş sağa sola toparlayamıyormuş. Bursa'dan gidip alacaklarını tahsil etmek gayesindeymiş. Endişesi o. Dervişe sordu ne diyor demiş. Makine hayyu kayyum Allah, hayyu kayyum Allah diyor demiş. Herkes ne murad ederse iç dünyasında o sesi duyuyor. Allah baharın sesini duyaranlardan eylesin. Ay ismini efendim cemali görenlerden eylesin diye düşünüyorum yani. Hayat böyle açıldı bir hadise. Açıldı bahar eyyamı evet. Diyenlerden eylesin değil mi? Evet. Geldin bahar eyyamı açıldı gülü gülşen diyenlerden eylesin. Şerahan bak. Mevsimi gül, mevsimi gülken, mevsimi gülzar, güllerin koktuğu, kuşların öttüğü bir mevsim. Bir yandan da hocam psikolojik olarak aslında ısı ve ışık insana hep bir ümit veriyor. Değil mi? Yani gün aydınlandığı zaman, evet, birazcık hava ılımanlaştığı zaman içimize taze bir ümit dalgası yayılıyor. Baharın tabii özelliği de uzun kış gecelerinden sonra, Mart'tan sonra, 21 Mart'tan sonraydı değil mi? Gün ve gece eşitlenmeye başlıyor. Evet. O eşitliğin mevsimi aynı zamanda bahar. Yani o bakımdan da bir itidal mevsimi. İnsanlar arası, insanlara siz bir tarağın dişlileri gibi eşitsiniz diyen bir dinin mensupları olarak bir hadis-i şerifte buyurulduğu üzere. Yani baharın dengeli hali, eşit halleri, bize eşitlik ilham eden halleri de hoşumuza gidiyor olabilir. Bir de mutedil bir hava. Yani tabii, ne soğuk ne sıcak. Tabii. Mesela gece sabaha karşı soğuyor. Ama saat 10'a, 11'e, 12'ye doğru ısınıyor. Dolayısıyla yani her bünyeye bir hitabı var bu baharın. Mesela kışın ve yazın insana zor gelir. Hele yaşlılıkta biri soğuk, biri fazla sıcak olur. Ama bahar çok rahat. Hani Nasret Hoca'ya soruyorlar, yokuş mu seversin diyorlar, iniş mi? Düz yolun ne kabahati var diyor yani. Bahar bana biraz düz yolu hatırlatıyor Kemal Bey. Düz yolu? Evet. Yani yokuş mu seversin, iniş mi? Yani yaşlılıkta yokuş da zor, iniş de zor. Düz yol en güzeli yürüyüş için. Tabii. Yatay yol efendim, böyle. Siz ateş, ısı deyince aklım Hazreti Musa geldi. Evet. Yani bir çölde, çöl biliyorsun geceleri çok soğuk olur. Evet. Bir kıvılcım, bir ışık gördüm, oradan alayım, bir hayat var orada diyor Hazreti Musa. Yani alayım da geleyim, yani aileme bir ateş getireyim. Niyeti o, fakat gidiyor ki orada hayatın sahibi var. Kainatın sahibi var. Her şeyin sahibi var. Yani ışık bir manada sembolik olarak o sahibe götüren bir alamet olarak da anlaşılabilir. Tabii, tabii. Ocağın tütmesi. Yani bu tabiatı kim diriltti? Bütün bu ağaçlara suyu kim yürüttü? Evet. Bu çevrimi kim yaptı? Yani insan tabii düşünürse o gök kuşundaki hay nakaratı gibi değil mi? Evet. Olayların derinine nüfuz ederse muhakkak ki çok daha derin manalarla dönecektir. Evet, bahara kasideler de düzülmüştür değil mi hocam divan şiirinde? Çok yani, var da şu anda benim kitaplarım burada yok. Ben biraz izole kaldım bir yerde. Yoksa yani bahar konusunda size bir şeyler okuyabilirdim. Ama isterseniz Nefi'den biraz başlayalım. Esteynesi mine bahar, açıldı güller subhdem, açsın bizim de gönlümüz saki medet suncamı cem. Erdi yine ürdü behişt, oldu hava amber siriş. Alem behişt ender behişt, her köşe bir bağı İrem diye başlıyor. Hocam şu iki beyti bize bir açıklayabilir misiniz? Yani önceki tedavileriyle. Esti nesimine bahar. İlk bahar rüzgarı esti. Ama bu sabah rüzgarı. Yani ilk gece şafak vakti, seher vakti, o çok mühim bir vakit. Güne dönerken bir hafif esinti var. O işte yardan selam getiren esinti o. Çünkü Allah dostları, ehli dil, seher vaktini asla ihmal etmezler. Bütün kainat uyanırken o zaman Sukul Arifin derlerdi eskiler, Arifler Çarşısı açılıyor. Orada bir alışveriş yapılıyor Arifler arasında. Siz meta götürüyorsunuz, meta karşılığında feyiz alıyorsunuz. Götürdüğünüz meta ne? Hayırlı amelleriniz, muhabbetiniz, evrad-ı eskarınız, onun karşılığında fetih, gönlünüze fetih lütfediliyor, ihsan ediliyor. Estil nesimine bahar, açıldı güller subhdem. Buradaki gül tabiri yukarı biraz evvel de konuştuk. Her ne kadar bir çiçek ama Resulullah Efendimiz'i remzeder gül. Bizde lale tevhidi remzeder. Cenab-ı Allah'ın remzi olmaz. ama tevhidin remzi olur. Ve şeyde baktığınız zaman Ebced'de Allah ismi celali ile Lale ve Hilal aynı 66'dır bunların Ebced'deki hesabı. Dolayısıyla açıldı güller subhuden, yani Hz. Peygamber'in feyzi sabah vakti insanlara nüzul eder, lütfedilir, ikram edilir, dağıtılır. Dolayısıyla Arifler Çarşısı'ndan oraya herhangi bir meta götüren kul eli boş dönmez. Esti nesimine bahar, açıldı güller subhuden, açsın bizim de gönlümüz. Evet. Yani biz gidiyoruz ama bir niyaz var. Bizim de gönlümüz açılsın. Saki medet sunacağım hocam. Buradaki saki her ne kadar sunan insan ise de bunun tasavvufi manası şeyh-i kamildir. Şeyh-i kamil insanlara muhabbet sunar. Onu da cam-ı cem, cem kadehiyle tarif ederler. İslam tasavvufunda özellikle remizler hakimdir. Zaten yaratılışa baktığımız zaman yaratılışta da remizler vardır. Ben bir gizli hazine edeyim buyuruluyor. Açık hazine görene, körene bir şey yok. Dolayısıyla hayat remizler üzere kuruludur. Dolayısıyla böyle esti nesimine bahar, açıldı güller subhuden, açsın bizim de gönlümüz, saki ey şeyhim medet sunacağım cem diyor şair. Yani bana bu feyizler aleminden, bu arifler çarşısından bir nasip olsun. Erdi yine ürdü behişt, ilkbahar geldi, cennet vakti geldi. Oldu heva amber sirişk. Bir de koku çok mühimdir bizde. Hı hı. Bana 3 şey sevdirildi. O sevdirilen şeylerden birisi de kokudur. Güzel koku. Çocukluğumda hatırlıyorum, anneannem ve dayılarımla bir kabre gittik. Gül mevsimi değil. Şimdi kimin kabri olduğunu hatırlamıyorum. Eskiden kabir ziyareti yapılırdı bu ara ara. Sade bayramlarda değil. Tezekkür-i mevt için. Orada bir gül kokusu, gül mevsimi değil. Ben duydum, dediler ki duydun mu? Duydum dedim ben de. Koku. Olduğu hava amber sirişk. Alem behişten der behişt. Alem cennet içinde cennet. Her köşe bir bağı İrem. Yani İrem bağı malum Esatir'deki en büyük, en güzel bahçe. Cemşid'in bahçesi. Ona benzetiliyor hadise. Bu Nefi'nin Sultan Murad'a yazdığı kasidenin Bahariye giriş kısmından alınmış bir kısım efendim. Evet. Böyle Kemal Bey. Kıymetli hocam, tabii bahar bir yandan da iç bir temizlikle de ilişkilendirilir. Bahar temizliği denir. Bahar aynı zamanda bir içsel temizlik içinde bir kalkış noktası olabilir. Nasıl her şey canlanıyor ise yaza girmek için içimizde bir şeyler kımıldanıyorsa, harekete geçiyorsa, lüzumsuz olandan, malayani olandan arınmak için, kötü alışkanlıklardan, olumsuz düşüncelerden arınmak için burayı da bir başlangıç olarak kurabiliriz. Yani bahar içimizin şenlenmesiyle beraber bir iç temizliğini de bize getirebilir. Psikolojik İnşallah manada öyle, da böyle bir şey düşelim. İnşallah öyle olsun efendim. Bu fırsatı fevt etmeyelim. Evet, fevt etmeyelim. Kıymetli hocam, baharı konuştuk. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da kıymetli hocam Saadettin Ökten ve bendeniz Kemal Sayar bir Gönül Sadası'nda daha beraberdik. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.